2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam dünyasından bazı kesimler diyerek başladığı cümleyi, o bölümü tekrar okur musun? Tekrar okuyorum. 2014 Aralık 2018'de Tayyip Erdoğan şöyle demiş. Cemal Khashoggi davasına ilişkin uzun bir konuşma yapıyor. Peki diyor, dünya niye tepki göstermiyor? Hele ki Müslümanlar niye tepki göstermiyor? İslam dünyasında bazı kesimler ve ülkeler ne yazık ki doların veya riyalin kurbanı olanlar, bu olaylar karşısında hakkı ve hakikati adalet çerçevesi içinde söyleyemediler. Niye? Çünkü dolar gelecek. Şimdi çünkü dolar gelecek, hakkı hakikati söyleyemiyorsunuz dedikten 4 sene sonra dolar gelecek diye hakkı hakikati unutuyorsunuz. Hakkı ve hakikatten vazgeçtik. Bu nedenle zaten bu kadar bariz bir ilk sert çıkışın ardından böyle bir geri adım, katil dediğiniz adamı, şehit dediğiniz Cemal Khashoggi, şehit diye anıldı. Cemal Khashoggi'yi şehit diye anıyorsun. Bunun katilini ülkende ağırlıyorsun ve bu katil de nedamet getirerek gelmiyor. Bir muzaffer komutan edasıyla geliyor. O şeyi, görüntüyü gösterelim. Bak, karşılama görüntüleri. Sonra akşam yemek görüntüsü de var. Bir de ona bakacağız. Önce ilk gelişi karşılama görüntülerini verirken. Bu değil ki. Bir karşılama. Haberin içeriğinde olan. Haberin, evet evet. O arkada dönerken o haberin içeriğindeki görüntüler. Biz konuşmaya devam edeceğiz sevgili Esra. Bak geliyor karşıladan. Bu haliyle bir soru karşımızda duruyor. Para bulmak için Türkiye Cumhuriyeti'nin... Hayır, Türkiye Cumhuriyeti durumu ne kadar kötü ya. Kötü, evet. Ben de bunu sormak istiyorum. Bu lafları, bu sözleri unutturmaya çalıştıracak, bu lafları yediyecek kadar, bu kadar sözü işitecek kadar nasıl bir beklenti içindesiniz diyecek mi bari? Yani Suudi Arabistan'dan hiçbir şey için değmez, o ayrı, ama beklediğiniz para ya da alacağınız para bizi kurtaracak mı? Ya bir de bunu kurtarsın, kurtarmaz. Sen bir diyorsun ki ben dış politikada benim ilkem var diyorsun. İlkeli dış politika diyorsun. Her şeydeki de bir de ilke diyorsun. Bak orada o bakanlar ayrı yoktu. Şimdi bakanları dizmiş oraya. Karşılamaya. Karşılama törenine bütün bakanları diziliyor. Bakanlar hazır. Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Spor Bakanı, Tarım. Herkes orada. Komutanlar da. Komutanlar orada. Cumhurbaşkanı sözcüsü orada, iletişim daire başkanı orada. Herkesi böyle diziyorsun ve herkes kralın elini sıkıyor. Burada bu şeyin arkadaşı kimdi? Yeni Şafak'ta yazıyordu. Yasin Aktay. O ne diyor bu duruma acaba? Yasin Aktay'dan bir açıklama dinleyemedim. Yeni Şafak'ta yazıyor mu? Yazsın bakalım bu konuda bir tane bir şey. Konuya ilişkin yazsın. Yani bu hakikaten Türkiye, Ankara'nın artık hani bize karşı kalkıp da ya bakın biz Ukrayna'ya karşı böyle yaptık, Rusya'ya karşı böyle yaptık, Amerika'yla kafa tuttuk, bilmem kime şunu yaptık diyecek hali yok. Bu son aşama. Yani bu, şimdi bu somut, değil mi senin buna katil demen? Birleşik Arap Emirlikleri bir iddia olarak ya finanse ettiler falan diyordun, işte ona nasıl ettik diye de meçhulde ortada somut bir şey yoktu. Gazetelere verdiler gazı. Vay, Birleşik Arap Emirlikleri yani 15 Temmuz'u finanse etti diye. Ondan sonra onu verdiğin zaman oradan bir döndün. O marjı vardı ama burada orada yok. Orada vardı. Burada şimdi sen burada bu adamı katil diyorsun. Katil diyor. Ve bilhassa buna karşı çıkan Müslüman ülkeleri, biraz önce Ozan okudu. Ve Avrupa ülkelerinde. Herkesi suçluyorsun. Dolar için diyorsun, dolar. Sonra da geldik diyorsun, ikili bildirimde varlık fonundan para satacaklarmış falan. Şimdi size bir şey ekleyeyim mi? Çok biraz. Şimdi biz bu şeyi Cumhurbaşkanı'ndan veya iktidarın gazıyla gazeteler katil diye manşet attı mı? Şimdi Türk Ceza Kanunu 3237 sayılı Türk Ceza Kanunu 340. maddesi diyor ki yabancı devlet başkanlığına karşı işlenen suçlar. Şimdi yabancı devlet değil mi? Veliaht prens çünkü. Bu kral sayılır. Ülkeyi yönetiyor. Biz bunu tanıdığımız ve bütün bakanları hazır ol'la geçirip dizdiğimize göre karşısında hepsi hazır ol'da duruyor. Veliaht prensin el sıkmak için. Demek ki çok önem veriyoruz. Peki bu veliaht prens derse ki ya bana katil diye hakaret ettiler. Diyor ki 300 önce yabancı işte hem de bu katlanıyormuş yabancı devlet başkanlığına hakaret edersen bu madde 340. maddeye göre katlanarak giriyor. Fakat diyor bu iç için soruşturma ve kovuşturma açılması için şikayet lazım diyor. Şimdi Prens Salman dese ki
Kardeşim bir dönem bana bunlar katil dedi. Senin katil diye yazdılar. Suudi Arabistan Başkonsolosu bir yazı yazsa dese ki ben bunlardan şikayetçi diyor. Ne yaparlar? İşler iyice karışıyor. Dedi, evet, dese ki ya benim ülkemin devlet başkanına siz katildi, işte katil diye manşet attınız. Davayı da düşürdünüz. Yazı da yazdınız. Türkiye'de ben suçlu değilim. Değilim. Yani evet. Hüküm versen suçluyum ama zaten davayı düşürdün. Şert düşen hakimi saldın. Sürdün. Şert düşen hakim mesleği bırakıyor. O zaman bana katil diyenlerin listesi, katil diye yazı yazanların listesini çıkarsa, o demeç verenleri söylese, bunlar hakkında 340. maddeye göre hakaret suçundan, bir de kaç 8'de 1 oranında da suç arttırılıyor. Evet. Da müracaat etse, dese ki bunlar hakkında soruşturma açılması. Yoksa prens dese ki kardeşim yoksa varlık fonundan hiçbir şey almam, swap da yapmam, para da vermem dese, bizim Adalet Bakanlığı ne yapar? Zor soru değil mi? Zor soru. Ben bir soru daha sorayım o zaman bunun üzerine. Bana kalırsa ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Dün Reuters'a konuşan bir yetkili, zaten daha sonra teyit de oldu. Veliaht'la Erdoğan 2 saat baş başa görüşüyor. Şimdi ne görüşüyorlar, nasıl bir pazarlık yapılıyor bilmiyoruz. Ama görüşmenin ana omurgasının ekonomi olduğunu biliyoruz. Bu ekonomide de belki fırsat bulursa konuşuruz. Burada Merkez Bankası rezervlerine ilişkin problemler var. Bir swap anlaşması vesaire falan yapılacak mı? Ama Veliaht Prens sonuç itibariyle vermeden almak üzere veya almadan vermek üzere gelmedi. Bir pazarlık var. Yani ben bu swap'ı veririm ama sen de bana şunu verirsin gibi bir pazarlık var. Biz pazarlığın detaylarını bilmiyoruz çünkü baş başa görüşülüyor. İddiam şu, şimdi normal şartlarda böyle finansal zorluk yaşanan dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti kime gidiyor? Meşru gideceği borç alma mercisi neresi? IMF'ye gidiyor. IMF'den borç almak benim hiç şey yaptığım, şu zamana kadar savunduğum bir şey değil. 19 tane standby anlaşması yapmışız. Hiçbir hayırlı sonuç doğurmamış. Bir tanesi doğurdu. İşte 17. standby anlaşması, 18. standby anlaşması. 2001'deki doğurdu. Ondan sonraki şey yapmıştı. Son itibariyle bir tahakküm ilişkisi kuruyor IMF. Hı hı. Ya ben dünya görüşü itibariyle IMF ile gitmenin mantıklı bir sonuç doğurduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Fakat şimdi başka bir şey söyleyeyim size. Bu IMF bundan iyi ya. IMF bundan iyi. IMF'ye gidin kardeşim. Bak bunu gerçekten IMF karşıtı bir ekonomi gazetecisi olarak söylüyorum. IMF'ye gittiğiniz zaman en azından karşımızda ortaya çıkacak anlaşmanın ne olduğu belli. Bir niyet mektubu yazılıyor, bir standby anlaşması yapılıyor. Pazarlığın boyutu anlaşılıyor. Hı hı. İki tane lider bir araya geliyor. Ne sattığınız belli değil. Demokrasinin olmadığı, hukukun olmadığı, kurumların doğru düzgün işlemediği bir ülkeyle, oradan, o coğrafyadan bir ülkeyle geliyorsun, bunları yapıyorsun. Pazarlık, gizli, ne olduğunu bilmiyorsun. Sende de hukuk yok. İşte iki tarafta da yok. Dosyayı daha kapattı. Da beter. Evet. İki tarafta daha da beter. Anlaşmışlar. Ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz. Diyorum gerçekten. Evet. Günün sonunda illa para lazımsa IMF'ye gidin ya. Bak bunu da gerçekten sert bir IMF karşıtı ama olarak söylüyorum. Bundan iyidir IMF'ye gitmek ya. Bak 2001 yılında gittiler değil mi? IMF heyeti geldi. Ne dedi? Kardeşim bu bağımsız kurulları kuracaksın. Ekipleri geliyordu Eray. Bir tane İtalyan vardı başlarında şimdi ismini unuttum. Hı-hı. O meşhur olmuştu artık Türkiye'de. Her ay gelip denetim yapıyorlardı. Hı-hı. Bütçe koyuyorlardı. Sen parayı buraya harcayacaksın. Faiz dışı fazla gelirim bu kadar olacak. Kamu harcamaların böyle olacak. Hı-hı. Bağımsız kurullar kuracaksın. Siyaset bağımsız kurullara karışamayacak deyip bütün kurumları bak TRT'den Anadolu Hı-hı. Ajansı'na kadar ıcık cıcık denetliyorlar mıydı? Denetliyorlardı. O sayede Türkiye o büyük krizi atlatıp bir senede düzlüğe çıktı. Ve ekmeğini AKP'ydi. Şimdi IMF'e niye? Şeytanlaştırdılar IMF'i. Artık oradan aslında geri adım atamıyor. IMF'in üyesiyiz ya Türkiye. İcra kurulunda Türkiye. Yani dışarıdan bir örgüt değil ki yabancılar hocam, gelmiyor. IMF işine gelmiyor. Böyle bir şey işine geliyor. Şey ama, böyle bir şey işine geliyor çünkü tabii ki IMF'in, çünkü diyecek ki geldiği tabii zaman kardeşim Merkez Bankası niye bağımsız tabii değil. Senin varlık fonundaki koyduğun bankaların içine bakmam lazım. Biliyor muyuz varlık fonundaki bankalara ziraatı işte koydular, vakıf bankı koydular, halk bankı ne yapıyor bunda? Veya Çaykur'a bakmak evet lazım, Türk Hava Yolları'na evet bakmak lazım, bilmem neye bakmak lazım. Yani şimdi hepsine baktırmamak için
bize ne diyorlar? IMF böyle kötü, IMF böyle kötü, IMF. Hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden IMF'in bir farkı, hı, var mı Türkiye açısından? Onda da üyen var. Evet. Burada da üyen var. IMF'in eskiden yaptığı bir takım çalışanlar üzerine sert tedbirler uyguluyordu. Zam verme, şunu yapma, bunu yapma diyordu. Ama 2001'de Türkiye düzlüğe çıkardı. Çünkü Türkiye yeniden bir organize etti. Hı hı. Şimdi aynı şeyden korkuyorlar. Ben iktidar olsam, Erdoğan yerine, hı, yeniden gelsem, ilk kapısını çalacağım bu ekonomik krizden kurtulmanı IMF'dir. Hiçbir şeye gerek yok. Merkez Bankası'ndan başlayıp hasar tespiti diyor ya altılı masa. O hasar tespiti zaten yapılırken çıkacak ortaya. Peki. Bir kamu şey sorabilir miyim? Kamu neydi, ne diyorlardı şeye? Kamu zararı. Görev zararı. Görev zararı. Görev zararına karşı çıkan kimdi? Erdoğan. Böyle şey mi olur diye bağırıyordu. Görev zararı, görev zararı. Hı. Bunlar paraları yiyordu. Görev zararı olmayan bir banka, bir kamu kuruluşu var mı? Şimdi Türkiye'nin ne istediğini, ne beklediğini biliyoruz da. Şimdi Suudi Arabistan'ın çok... De...